Günaydın sevgili öğrencilerimiz. Bugün sizlerle Hasan'ın kişisel bakımını anlatacağım. Öğretmeniniz olarak ben Hanife Saygın. Sorularınızı Zoom sayfasından yazabilirsiniz. Oradan cevaplamaya çalışırız beraber. Bugünkü konumuz Hasan'ın öz bakımını yapabilmesidir. Öz bakım dediğimiz, hijyenle ilgili kavramları ben tahtaya yansıttım. Öz bakım dediğimiz, kendinizde yapabildiğiniz, günlük yaşantımızın içinde elimizi, ağzımızı, tırnağımızı, saçımızı, duşumuzu aldığımız bütün işlemlere biz kişinin kendine ait öz bakımı diyoruz. Hijyen kelimesi Yunanca bir kelime olup tarihçesinde bir kralın kızının adıdır. Temizliğe çok özen verir ve bu nedenle hijyeni daha çok bu anlamda kullanırız. Öz bakım uygulamalarında sağlık kurallarına uyulması gerekiyor, kurallarına uyulması gerekiyor. Bunu derslerde anlatmış olduğum bütün kavramları kendi yaşantımızın içinde nasıl yerleştiririz, nasıl kullanırız şeklinde dinlerseniz hayatımıza çok iyi yerleştireceğimizi düşünüyorum. Kontaminasyon kirlenme demektir. Temiz alanda bulunan bir nesneyi kirli bir şeyle temas ettiğinde biz bunu kirlenme olarak kabul ediyoruz. Tıpta da adına contamination, kontaminasyon adını veriyoruz. Temizlik bir yüzey üzerinde mekanik veya kimyasal maddelerle yapılan işlemin tümüne temizlik adını vermekteyiz. Antisepsi hastalık yapabilen patojenitesi yüksek mikroorganizmaların canlı ve cansız yüzeylerden uzaklaştırılmasına diyoruz genellikle. Bunun için özel teknikler var. Enfeksiyon dersini daha rahat anlatacağız. Dezenfeksiyon, cansız yüzeylerde bulunan hastalık yapma yeteneği olan mikroorganizmaların uzaklaştırılma işlemi. El yıkama, bu günlük yaşantımızın içinde ve son gündemde olan COVID-19 nedeniyle el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu bütün vatandaşlarımız anlamış bulunmaktadır. Kişisel hijyen, kişilerin kendi sağlıklarını korumak veya devam ettirmek için uymak zorundaki oldukları öz bakım uygulamalarıdır. Günlük olarak yüzümüzü yıkamazsak, ellerimizi yıkamazsak, ağzımızı yıkamazsak hastalıklara odak nokta oluştururuz. Bu nedenle günlük öz bakımımızı şahsi olarak, bireysel olarak hastaya da yönelik düzenli olarak yapılması gerekir. Vücut hijyen kapsamı içinde vücut bakımı ve temizliği, yüz temizliği, el temizliği, ayak bakımı, kulak temizliği, saçların günlük taranması, ağız diş bakımı, tuvalet alışkanlığı ve temizliği, giyim hijyeni bunlar önem taşımaktadır. Kişisel hijyen kurallarında en az haftada bir banyo yapmalıyız. Haftada bir defa el ve ayak tırnaklarımızı kesmeye özen göstermeliyiz. Yemeklerden önce ve sonra ellerimizi mutlaka yıkamalıyız. Perine temizliği önden arkaya doğru yapılması gerekiyor. Özellikle bayanlarımız, kız çocuklarımız buna çok dikkat etmesi lazım. Urinal enfeksiyonların önüne geçmemiz için önden arkaya doğru temizlik yapmamız gerekiyor. İşten veya okuldan eve gelindiğinde hemen ellerin üzeri yıkanması gerekiyor. Bu COVID-19 nedeniyle çok işlenen bir konu. Her bir yerle temas ettiğimizde, değdiğimizde mutlaka ellerinizi yıkamaya çalışın. Sağlık çalışanları özellikle taşıyıcı olduğu için el yıkama onlar için büyük bir kavram oluşturuyor. Günde en az 2 defa dişlerinizi fırçalamanız gerekiyor. Bir sabah, bir akşam olmak üzere. Her gün saçları tarama, yere düşen bir yiyeceği yememek, çiğ meyve sebzeleri yıkamadan yememek, bunlara dikkat ediyoruz. Açıkta satılan yiyecekleri almamak, tuvaletleri temiz kullanmak, maalesef ülkemizde çöp yığını halinde, çöp kutuları konmasına rağmen çöpler atılmıyor. Çöp kutularının çöplerin atılması için özen göstermeliyiz. Hijyenik uygulamaların amaçları vücut salgıları. Bu vücut salgılarını da en büyük şey burun akıntısı, ağız akıntısı, idrar, balgam. Bunların atıklarının kontrol edilmesi lazım. Bunu kontrol edemediğiniz zaman maalesef
Covid-19'u görüyoruz. Hala sokağa tüküren insanları görüyorum. Bu da hastalıkların artmasına neden oluyor. Onlara dikkat ediyoruz. Atıkların ve mikroorganizmaların vücuttan uzaklaştırma yoluyla temizlenmesini sağlıyoruz. Sağlık çalışanının özellikle bu konuya dikkat etmesi lazım. Hastanın vücudundan çıkan herhangi bir vücut sıvısı var ise onu atıklara atmamız gerekiyor. Tıbbi atıklara atmamız gerekiyor. Bireyin rahatlamasını, dinlenmesini, gevşemesini ve kas gerilimini azaltmamız gerekiyor. Vücuttaki kötü kokular, ter kokularını önlemek gerekiyor. Bunun için vücut bakımı zaten planlı bir şekilde yapılıyor. Kalite gereği hastanelerde. Her hastanenin kendine ait çalışma prosedüründe yer alması ve kayıt altındadır bunlar. Bireyin genel görünümüne çok önem verilmesi gerekiyor. Olumlu hijyen sağlanması. Kişi kendisine baktığında kendine olan güveni daha çok artıyor. Deri sağlığını sürdürmek ve geliştirmek. Neden deri sağlığı? Derimiz en büyük giysimiz arkadaşlar. Derimizdeki en ufak bir yaralanma hastalıkları zemin oluşturabiliyor ve ciddi sorun oluşturabiliyor. Covid-19'da da ben sağlıklıyım, işte solunum yolu sağlıklı diyebiliriz ama elimizi kestiğimiz bir yerde mikroorganizmanın geçiş kaynağını oluştururuz ve ciddi bir şekilde sistemin içine girebilir mikroorganizmalar. Hijyenik bakım malzemelerinin hazırlanması ve işleminden kaldırılmasını sağlamamız gerekiyor. Hemşire planlamasıyla aşağıdaki işlemleri yapmak ve yapan kişilere, hastaya yardımcı olmamız gerekiyor. Bunun için ne yapıyoruz? El yüz bakımı, diş fırçalamak, saç çıkamak, tırnak kesmek, vücut temizliği yapmak, yapan hastanın yardımcı olmak, kateter olmayan hastaya perine bakımı vermek, göz kulak bakımı yapmak, ayak bakımı yapmak, sağlık personelinin birinci görevleri arasındadır ve bunları lütfen çalıştığınız yerde sağlık personellerinin profesyonel işleridir bunlar. Kayıt altında almaya çalışın lütfen. El yıkama, eller ve tırnaklar mikroorganizmaların en büyük geçiş yerleridir. Tırnaklarımızın diplerinde kir birikimi elimizden daha fazladır. Buna çok özen göstermemiz gerekiyor. Tuvaletten önce ve sonra mutlaka eller yıkanmalı. Besinlere ve mutfak malzemelere temastan önce mutlaka yıkanmalı. Çiğ et, sebze, yumurtaya dokunmadan önce mutlaka yıkanmalı. Dokunduktan sonra artık besinler ve çöplere dokunduktan sonra atılmalı. Öksürme, aksırma, mendil kullandıktan sonra mutlaka bunu ayrı atın çocuklar. Mutfak veya hastanede bulunan şeyde tıbbi atıkları atmak gerekiyor. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamalıyız. Saçlara dokunduktan aldıktan sonra eller yıkanmalı. Bir eşyanın taşınması veya temizlenmesinden sonra ellerimizi yıkamalıyız. Hayvanlarla temastan sonra, parayla temastan sonra, kirli araç ve gereçleri dokunduktan sonra, gözle görünür kirli varlıklara dokunduktan sonra ellerimizi yıkamamız gerekiyor. El yıkamak hakikaten çok önemli. Son zamanda Covid-19 nedeniyle televizyonlarda çok yaygın bir şekilde el yıkamaya yönelik programlar yerleştirilmiş durumda. Kirli hasta ile her temas öncesinde de sonrasında sağlık personeli aynı zamanda taşıyıcıdır çocuklar. Bir hastadan çıkarken, diğer hastaya giderken mutlaka elinizi yıkayın veya eldivenizi mutlaka değiştiriniz. Bunu unutmayın. Hasta bakımından sonra aletlere temas öncesinden ve sonra, eldiven giyme öncesinden ve sonra mutlaka yıkamamız gerekiyor. Hastanın çevresine temas eden araçlarla kaldırdık, ettik vesaire onları yıkamamız gerekiyor. Yara ile temastan önce ve sonra mutlaka eller yıkanmalı. Kısaca neyle temas ediyorsak öncesi ve sonrası mutlaka elimizi yıkamamız gerekiyor sevgili öğrenciler. El yıkama işlemi sosyal el yıkama, hijyenik el yıkama ve cerrahi el yıkama olarak üçe ayrılmaktadır. Sosyal el yıkama dediğimizde günlük yaşantımızın içinde sabah kalktık ellerimizi yıkıyoruz. Bu bir sosyal el yıkama oluyor. Hijyenik el yıkama ise kirli veya temastan önce ve sonra yıkamamızı,
Cerrahi el yıkamaysa çocuklar ameliyata girecek ekibin özel el yıkama tekniğidir. Asepsi dersinizde bu size anlatılacağını düşünüyorum. El yıkama öncesinde takılar, yüzükler, bileklikler, saat vesaire varsa mutlaka çıkarılması gerekiyor. Atmadan suyun altında eller ıslatılıyor. Belli bir süre bekletiliyor, sabun alınıyor, eller iyice köpürtülüyor. 20 saniye, en az 20 saniye eller yıkanması gerekiyor. Şu şekilde ellerinizi ovuşturuyoruz, parmak işlerinizi birbirine sokuyoruz. Parmakları mutlaka ucunu, mutlaka eğer elinizde bir fırçamız varsa fırçalayarak bunları yapmaya özen gösteriyoruz. Bilekler, avuç içi, ellerin sırtları, parmak araları mutlaka yıkanması gerekiyor çocuklar. Eller su altında iyice durulanması gerekiyor. Eller bileklerden başlayarak kağıt peçeteyle veya havluyla kurulanması gerekiyor. Kurulandıktan sonra. Burada da resme yansıttık. Görebiliyorlar mı öğrenciler? Nispeten. Bunu internetten MEGEP sayfasından indirebilirsiniz. Bu önemli nasıl yaptığımız. Acaba önce gösterdim. Cerrahi el yıkamanın İlk başlangıç aşamasıdır. Bunu mutlaka öğrenmenizde fayda var sevgili öğrenciler. El ve tırnak bakımı. Günlük yaşamda en az, en fazla kirlenen organların başına eller gelmektedir. Bu nedenle el yıkamamız çok çok önemlidir. Hastanın el, tırnak temizliği ve bakımında kullanılan malzemeler. Sıvı veya katı sabun. Çocuklar, hastanelerde genellikle sıvı sabun bulunmakta. Sıcak su 37,5-40 derece, eldiven, ılık su, %70'lik alkol, COVID-19 nedeniyle de işlenen budur. Küvet, böbrek küvet, su geçirmez örtü, muşamba, kağıt veya kumaş havlu, tırnak makası, el losyonu veya kremi hasta başına hazırlayıp getirmemiz gerekmektedir. El bakımı uygulama basamakları, gerekli malzemeler hazırlanır ve hastaya işlem yapılmadan önce ne yapılacağı anlatılır. Malzemeler içinde uygun ve temiz bir alan seçilir. Malzemeler kolay ulaşılabilir bir yere getirilir. Hastanın yakın taraf, yatak kenarlıkları indirilir. Hastaya rahat edebileceği bir pozisyon verilir. El küvet içine sabun suyu sokulur, bekletilir. Eller avuç aralarına alınarak iyice masaj şeklinde yapılır, köpürtülerek yapılır ve yıkanır. Daha sonra durulanır nazikçe, havluyla kurulanır ve işlem bitirilir. İşlem bittikten sonra çocuklar tüm malzemeleri kirli odasına götürürüz ve temizliğini sağlarız. Tırnak kesimi düz değil, hafif, görebiliyor musunuz kameradan? Hafif ovalimsi kesiliyor. Bunlar böyle kestiğinizde tırnak etlerini kesmemize neden olur ve yara açılmasına neden olur. Ama çok oval kesmeyeceğiz böyle. Bu şekilde hafif bir ovallik verip kesmeye özen gösteriyoruz. Eller ve tırnaklar yıkandıktan, durulandıktan sonra mutlaka kremlememiz gerekiyor. Hastane ortamında en bulacağınız malzeme, en kolay ulaşabileceğiniz malzeme likit vazelin veya pür vazelin dediğiniz malzemeyi bulacaksınız. Ellere masaj yapılır. Yaşlı, bilinç kapalı ve çocuk hastalara öz bakım gereksinimleri tamamlandıktan sonra yatak kenarlıklarını kapatıyoruz. Düşme tehlikesini önüne geçmek için. Az önce de söyledik, bakımımız bittikten sonra malzemelerimizi kirli odasına götürüyoruz yavrularım. El temizliğinde dikkat edilecek noktalar, hastanın genel durumu iyiyse uygulamaya mutlaka katılmasını sağlıyoruz. Çünkü öz bakım deyince neydi? Öz bakım kişinin kendine bakabilme yetisiydi. Hastayı biz bu işe katmazsak hasta sosyal ilişkilerini kullanmamayı unutuyor belli bir süreden sonra ve sizi kullanmaya başlıyor. Hastanın bilinci açık, mobilizasyonu iyi, hareketli, sizle uyumluysa hazırladığınız malzemeyi önüne koyup ellerini yıkamasını sağlayabilirsiniz. Yatak içinde kısmi hareketliliği varsa
veya hasta mobil bir hastaysa lavaboya gidip bu işlemleri yapmasını sağlayabilirsiniz. Kullanacak sabun cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, alerji yapmamalı. Buna özen gösteririz. Sabunun pH'sı bu önemli bir soru olarak gelir. Zaten basında çok duyuyoruz. 5,5-6,5 aralığında olması gerekiyor. pH'ya önem veriyoruz. Mümkünse sıvı sabun kullanılmalıdır. Katı sabun diğer hastadan hastaya geçişte enfeksiyon riskini artıracağı düşünüldüğü içindir. Hastanelerde genellikle zaten sıvı sabun ama bazı hastalar kendi sabunlarını taşıyor. Onlara da izin verebiliriz. Parmak araları varsa takı altları ve bilekliklere kadar tüm el yıkanmalıdır. Uygulama yapılırken kesinlikle sert hareketlerden kaçınmanız gerekiyor sevgili öğrenciler. Çünkü bir hematom yani cilt altı kanamasına neden olabiliriz. Kırabiliriz bazı sert hareketler yapılırsa. Bu nedenle lütfen dikkat edelim. İşlem sırasında hastanın bilinci yerindeyse konuş olarak iletişim sağlanmalı. Hem sizin kendinize olan özgüveniniz artacaktır. Hem hastayla olan iletişiminiz daha kuvvetli olacaktır. Hastanın size olan güveni artacaktır. Hastanın kendine olan güveni artacaktır. Bunlar önemlidir. Kullanılacak havlu mutlaka yumuşak olmalı. Mümkünse disposable havlu veya kağıt havlular tercih edilmeli. Tırnak kesimini anlattım. Ona özellikle dikkat edelim çocuklar. Hastanede hastanın derisini kanatmadan tırnak kesmeye önem gösterelim. Hastane ortamı mikroorganizmalar yönünden zengindir ve hastayı hastane enfeksiyonuna maruz bırakmayalım. Kullanım sonrasında tırnak makasını mutlaka alkol ile dezenfekte edelim. Eğer hastada septisemi gibi yüksek enfeksiyon riski var ise bu aleti, tırnak makasını sterilizasyon merkezi bulunan hastanenize sterilizasyon merkezine gönderip ve temizliğini sağlamamız gerekiyor. Aseptik tekniklerle temizlenmesini sağlayalım. Yüz temizliği ve bakımı gün içerisinde insanlarla temas ettiğimiz en büyük odak noktamız yüzümüz. Yüzümüzdeki en ufak ifade kişilerle olan iletişimimizi ya kuvvetlendirir ya düşürür. Sabah kalktığımızda ilk yaptığımız iş yüzümüzü yıkamaktır. Uyandığında ilk uyarısıdır. Vücudumuzda çok kirlenen ve kötü görüntüler yaratabilen yüz bu nedenle günlük olarak bakıma tabi tutulması gerekiyor. Öz bakımımızın en yaygın olduğu yapılması gerekendir. Yüz derisinin yapısı vücudun diğer derisinin yapısına göre daha incedir. Dolayısıyla daha hassastır. Dış etkenlerden daha çok korumamız gerekiyor. Yüz temizliğinde ki amaç kirleri uzaklaştırmak, dolaşıma uyarmak, kişiyi rahatlatmak ve kişinin kendine olan özgüvenini arttırmak. Yüz temizliği ve bakımında kullanılan malzemeler. Yüz temizliği için kullanıma uygun. Yine ne dedik? pH'lar çok önemli. 5,5 olması gerekiyor sabunun. Yumuşak havlu, kağıt havlu veya sıcak su, sabunlama bezi, ılık su, su geçirmez örtü, muşamba, böbrek küvet, eldiven, yüze uygun nemlendirici, losyon veya krem kullanabiliriz. Yüz bakımı uygulama basamakları. Hastanın malzemelerimizin hepsini eksiksiz bir halde hazırlıyoruz. Hastamızın başına geliyoruz. İşlemi yapmadan önce hastayla görüşüyoruz. Yüz bakımı vereceğimizi hastamıza anlatıyoruz. Malzemeler için uygun ve temiz bir alan. Genellikle bu hastaların yemek masaları var. O alanları kullanıyoruz. Orayı temizledikten sonra tabii kullanıyoruz. Yatak etrafına perde veya paravan çekilir. Şu an klinik uygulamalarda meslek esasları arasında hasta odalarını anlattığında göreceksin artık tek kişilik veya iki kişilik yatak sistemleri var. Daha rahat yapılıyor. Eski bir yöntem perde ve paravan ama aklınızda olsun. Yakın taraf kenarlıklar indiriliyor. Hastanın bilinci yerinde değil ise yaşlıysa, çocuk hastaysa ya hastaya oturup pozisyon verdiriyoruz mutlaka. Sırtına yastık. Şu anki yataklarımız zaten ergonomisi yüksek yataklar.
Hasan'ın başını yükseltiyoruz veya yastıkla destekliyoruz, başını kaldırıyoruz. Küvete ılık suyumuzu koyuyoruz, sabunlu bezimizi ıslatıyoruz, hastanın yüzünü siliyoruz çocuklar. Baştan aşağı alın bölgesi, çene bölgesini temizliyoruz. Temizleme işlemi bittikten sonra tekrar sabunlama beziyle önce alınıyor. Sonra burun üstleri temizliyor. En son burun üstünü bırakıyoruz. Göz diplerinden başlıyoruz. Alın, yanaklar temizliyor. En son burunu temizledikten sonra işlemi bitiriyoruz. Hastanın yüzünü mutlaka sabunlu bez yaptık. Duruladık. Duruladıktan sonra yumuşak havlu veya kağıt havluyla siliyoruz. Kuruluyoruz. İşlem bittikten sonra hastanın yüzüne nemlendirici losyon veya krem sürüyoruz. Yaşlı, bilinci kapalı ve çocuk hastalarda yaptığımızda bu işlemi mutlaka yatak korkuluklarının kenarlarını kaldırmayı unutmuyoruz. Neden unutmuyoruz? Düşme riski olabilir. Sağlık personelini en büyük sıkıntıda bırakan noktamız budur. Düşme riskine çok özen gösterelim. Dava konusudur. Malpraktisi denilen bir olgumuz var. Ülkemizde hasta yakınlarımız bilinçlenmiş durumda. Neden benim hastamı düşürdünüz? Ne zaman düştü, niye düştü diye sorguluyorlar. Bu nedenle lütfen yatak korkuluklarını çekmeyi unutmayın. Bakım sonrası tüm malzemeleri alıyoruz, kirli odamıza götürüyoruz. Temizliğimizi tamamladıktan sonra temiz eşyalarımızın yerine kaldırıyoruz sevgili öğrenciler. Yüz temizliğinde dikkat edilecek noktalar. Kullanılacak havlu dediğim gibi yumuşak olmalı, sert hareket, yüz derisi neydi? İnce, kırılgan bir deri. O nedenle yumuşak hareketlerle kurulamamıza dikkat ediyoruz. Yüz hafif tampon yapılacak bu şekilde. Bu şekilde kurulayacağız. Hastanın yüz bakımı yapıldıktan sonra sağlık personeli mutlaka ellerini yıkamalı. Diğer bir başka hastaya geçebilir. O nedenle ellerimizi kendimiz de güzelce yıkamamız gerekiyor. Ağız bakımı. En önemli organımız çocuklar, ellerden sonra ağzımızdır. Sindirim sisteminin sizin de bildiğiniz gibi anatomi derslerimizde verilmiştir. Sindirim sistemi ağızda başlar, anüste biter. Ağzımız bizim için en değerlidir. Konuşma organımızdır, iletişim kurduğumuz organımızdır. Bu nedenle ağız bakımımıza, diş sağlığımıza özen göstermeliyiz. Öz bakımımızın en temelli organıdır ağzımız. Yetersiz sıvı alımı, ağzı solunum yapma. Lütfen burnunuzdan nefes alın. Ağzınızdan nefes vermeye çalışın. Bu çok önemli. Hem akciğer kapasitemizi yükseltmeniz açısından hem de bakterilerin ağızdan direkt sistemin içine girmesini önlememiz için önemli. Ağız mukozasının kurumamasına özen göstermeliyiz. Mutlaka ağız mukozamızı nemli tutmalıyız. Vücudumuzda en hızlı iyileşen, yaraların iyileşen tek organ ağızdır. Çünkü tükürük içinde çeşitli enzimler vardır. Bu enzimler yaraların hızlı iyileşmesine neden olur. Lütfen ağzımızı kuru tutmayalım, temiz tutalım. Düzenli olarak su içmeyi unutmayalım. Hastalarımızda da bunu bu şekilde yapmaya çalışalım. Ara mı veriyoruz? 2 dakika sonra ara veriyoruz sevgili öğrenciler. Sabah akşam hastalarınıza, mobil hastalarınıza, mobil dediğimiz hareketli hastalarınıza sabah akşam lütfen kendi ağız bakımlarını yaptıralım. Kendilerine olan özgüvenini, öz bakımını kendileri tamamlasın. Bilinçsiz, yaşlı ve çocuk hastalarda ağız bakımını biz sağlık profesyonelleri verelim ve buna dikkat edelim. Bitirelim mi? 1 dakikamız kalmış, tamam. Uygulamanın amaçlarını da burada bırakalım. Soru geldi mi öğrencilerden şu an? Anlaşılmayan bir yer olursa sevgili öğrenciler lütfen Zoom'dan bize yazın. O şekilde sizin sorularınızı cevaplamaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, teneffüsümüz bitti. Dersimize kaldığımız yerden başlıyoruz. Dediğim gibi biz bu derslerini öğreniyoruz ve günlük yaşantımızın içinde
bu öğrendiklerinizi nasıl kullanırız şeklinde dinlerseniz aklınıza daha iyi yerleşecek ve daha iyi oturacak. Uygulamanın amacı neydi ağız bakımında? Onlara bakıyoruz. Ağız mukozasının bütünlüğünü sağlamak, ağız, diş, diş etlerini temizlemek, ağız sağlığını sürdürmek, ağız içinde rahatsız edici tat ve kokuyu gidermek, ağızda enfeksiyon ve yara oluşumunu önlemek, özellikle bu konu bizim için çok önemli. Kemoterapi olan, immün sistem hastalığı olan veya herhangi bir nedenle hastalıklara sıkıntı verecek bir şey varsa ağız bakımı çok önemli. Takma dişlerin temizliğini sağlamak, diş çürümesi ve diş kaybının önüne geçmek. Bu kişinin kendi ağız bakımının hijyeniyle alakalı daha çok. Size bir hafta 10 gün yatmış hastadan sizin diş bakımında böyle bir sorununuz yok. Fakat hasta sizde günlerce yatmış. Bakımını siz sağlıyorsanız evet diş bakımının diş kaybı burada önem arz ediyor. Hastada temizlik ve rahatlığını oluşturmak, bireyin doğru ağız hijyenini sağlayarak kendine olan özgüvenini arttırmak. Bu yaptığımız buradaki amaçlar hareketli hastalarımıza kendilerine yaptırmak, yaşlı, bilinçsiz, kısmi bağımlılığı olan hastalardan biz hemşire olarak veya sağlık profesyonelleri olarak, sağlık yardımcıları olarak bunları yapmamız gerekiyor. Diş fırçalama uygulama basamakları. İşin başında ne yaptık, öz bakımda ne dedik? Eller yıkanır. Buna çok özen gösteriyoruz. Hangi hastamızın başına gidersek gidelim, kimle temas edersek edelim mutlaka ellerimizi hijyen şeklinde yıkamaya dikkat ediyoruz. Diş fırçasının üzerine küçük bir miktar diş macunu konur. Uygulama basamaklarını daha detaylandırır. Diş fırçası 45 derecelik açıyla tutularak ağız içine yerleştirilir. Klinik uygulamalarda çocuklar diş fırçasını çok nadir kullanıyoruz. Sahaya çıktığınızda, kliniklere çıktığınızda göreceğiniz şudur, ağız bakım çubukları var. Bunlarla daha rahat ağız bakımı verebiliyoruz. Diş fırçalaması sağ üst çene, üst arka dişlerden çene orta hattına kadar gidiyor. Bu kitabımızda yer almakta çocuklar. Arkadan başlayıp önlere doğru geliyoruz. Sağdan başlayıp soldan devam ediyoruz. Önlere doğru gelip gidiyoruz. Diş yüzeylerinde başlayan fırçalama sert darbeler halinde değil, yumuşak darbeler. Bir dişin üzerinde diş fırçasını yuvarlak hareketlerle gezdirerek yapıyoruz. Yukarıdan aşağı doğru süpürme hareketiyle sağlıyoruz. Daha sonra dişlerin çiğneme yüzeyleri diş fırçası düz olarak ileri geri hareket ettiriyoruz. Bunu unutmayın. Kendinize zaten sabah akşam dişlerinizi bu şekilde fırçaladığınızı düşünüyorum. En son dil nazikçe temizlenmesi gerekiyor. Yeni bulan diş fırçalarının arka yüzeylerinde, fırçanın arka yüzeyinde diş dilimizi temizleme aparatı da konulmuş durumda. Mutlaka dilimizi çıkarıyoruz. Dilin üstünü temizlemeye çalışıyoruz. Neden önemli? Dilin üzerinde papillalar var. Tat alma duygusunu sağlar. Kan damarlarından zengindir. Buradaki bakteri yatağı veya viral yataklar enfeksiyon riskini arttırdığı için fırçalama işlemi bittikten sonra ağız bir kez çalkalanır. Gerekirse diş macunu var ise hastanın ağzında kaldıysa, hastamızın bilinci açık ise gargara yapılıp denize doğru tükürmesi sağlanır. Diş fırçası yıkalanır. Hastanın mutlak kullandığımız tüm malzemeleri ne yapıyoruz? Kirli odasına götürür, temizliğini yapıp temiz malzemelerini odasına kaldırıyoruz. Diş ipi uygulaması çocuklar. Bu klinik uygulamada çok yok ama hasta bilinçliyse diş tipine bakabilirsiniz. Sık diş dediğimiz benimki gibi sık dişse mutlaka diş ipi kullanmasını önermenizde var. Bu sık dişlerin ara yüzlerinin temizliği tam yapılmadığı takdirde tartarlar, bakteriler yoğunlaşır. Biyofilm tabakası, bakteriler bizden daha akıllı biyofilm tabakası oluştururlar ve ağız içi enfeksiyona odak oluşturabilirler.
Hasan'ın ağız bakımında kullanılan malzemeler, diş fırçası ve diş macunu, bir bardak su, böbrek küvet, kağıt halı, su geçirmez, örtü, eldiven, dudakları için yağlı krem veriyoruz. Ne yapıyoruz basamaklarımızdan? Uygulama basamaklarından mutlaka ellerimizi yıkıyoruz. Hastaya işlem öncesi, bilinçli ise bilgi veriyoruz. Bilinçsiz hastalarda bile konuşmanızı tavsiye ediyorum. En son kaybolan organ kulak olduğu için hastalarsız bir şekilde duyuyor. Ne yapıyorsanız lütfen anlatarak yapmaya özen gösterin. Çünkü size güven duyması lazım. Aksi takdirde sizin yapacağınız işlemlere hastalar izin vermiyor. Malzemeler için uygun temiz alan belirliyoruz. Genellikle yemek masası veya hastanın etajerini kullanıyoruz. Yatak kenarındaki paravan veya perde çekiliyor. Oda kapısı mutlaka kapatılması gerekiyor. Hangi işlem olursa olsun öz bakımda oda kapısının hastanın maliyeti açısından kapalı tutulmasına özen gösteriliyor. Çalışılacak taraftaki yatak kenarlıkları bilinçsiz hastalarda, yaş hastalarda, çocuk hastalarda indiriyoruz. Yatağın başı yükseltiliyor. Hastanın çenesinin altına su geçirmez bir örtü seriyoruz. Bardağımızda ılık su vardı, böbrek küvetimizi koyuyoruz. Diş macunumuzu, diş fırçasının üstüne koyuyoruz. Sulandırıyoruz. Hastaya önce dişlerimizi fırçalamadan önce, bir bardak, bir yudum su verip dişlerini çalkalamasını, ağzını çalkalamasını söylüyoruz. Dişleri az önce ne dedim? Sağ üst köşeden başlayarak sola doğru gidip alttan üstte devam ettirerek dişleri fırçalıyoruz. Hastanın dişlerinde dişleri protez ise protez temizliğini ayrı anlatacağız. Protezlerini çıkartıyoruz. Bilinçsiz hastalarda bazen ağzını açmak isterim. O zaman dil basacağı yardımıyla ağız bakımı vermeye çalışıyoruz. Böbrek küvet hastanın çenesinin altına koyuyoruz. İşlemi yaparken böbrek küvet hastanın çenesinin altında duruyor. Dişleri fırçalıyoruz çocuklar. Diş fırçalama işlemi bittikten sonra hastanın ağzını bol suyla duruluyoruz. Dediğim gibi gargara yapmasını sağlıyoruz. İşlem bittikten sonra hastanın ağzını kuruluyoruz. Dudaklarına nemlendirici kremimizi sürüyoruz. Muşambamızı alıyoruz. Böbrek küvetimizi çekiyoruz. Kirlenmiş olan malzemeleri, diş fırçaları lütfen bunun altını çiziyorum. Hastaların kendine ait olmasına özen gösterin. Klinik uygulamada zaten bilinçli hastalar kendi diş fırçalarını getiriyor. Bilinçsiz komada yatan hastalar için diş fırçaları ayrı ağız bakım çubuklarıyla yapıyoruz. Daha rahat. Önceden biz bunları bulamıyorduk çocuklar. Gazlı bezle parmağımızı sarıp hastaların dişlerini, ağzını, dilini o şekilde temizliyorduk. En büyük risk ağız bakımında mantar enfeksiyonu. Ne demiştik? Ağzımızın içi nemli bir organ. Nemli bir organda ne gelir? En başta mantar enfeksiyonları gelir. Mantarların önüne geçmemiz için ağız bakımına önem vermeliyiz. İşlem bittikten sonra ağızdan çıkan bir atığımız var. Neydi? Vücut atıkları diye bahsettik dersimizin başında. Bu bir vücut atığı olduğu için atık torbasına veya ayrı bir lavabo sistemi geliştiriliyor şu an kalite gereği. O lavabodan atılmasını sağlıyoruz. Hastadan çıkmış olan işte diş fırçasıydı, ağız bakım çubuğuydu, gazlı bezdi vesaireydi, abeslanmaktı. Bu tarz malzemelerimiz varsa atık torbasına atıp sağdan uzaklaştırıyoruz. İşlem sonrası malzemeleri kirli odasına götürürüz. Mutlaka ve mutlaka lütfen ellerinizi yıkayın. Bilinçsiz hastalarda ne demiştik? Düşme riskini ortadan kaldırmak için yatak kenarlarına işlem sonrası kaldırmamız gerekiyor. Mutlaka da bunları kayıt altına tutmamız gerekiyor. Hastamızın ağız bakımını verdik. Ben kendi adıma hemşirelik yaptığım dönemde çocuklar kaç tarihi mutlaka atıyordum, saati yazıyordum, şu saatte ağız bakımı verilmiştir. Bu çok önemli. Bunları yazmanızda faydasını ilerleyen dönemde göreceksiniz. Ağız bakımında dikkat edilecek hususlar var. Hasta ağız bakımını kendisi yapabiliyorsa, kendisine yaptırmak verince önemli şeyimiz. Günlük olarak öz bakıma yardımcı olmasını sağlamak, yoğun bakımda tedavi gören hastaların diş,
yanak dil bakımını mekanik olarak biz yapmalıyız. Sağlık profesyonelleri gerçekleştirmeli, buna özen göstermeliyiz. Klinik durumu uygun olan hastaların temel ağız bakımı günde 2 kez floritli macun, bunda da uyarıyorum çocuklar, binde 5'lik oranda olması lazım. Florit, fazla florit olur ise bu sefer diş belli, mine tabakasında esmer renk dediğimiz kloroz tabakası geliştirebilir. Bazı şeylerinizde, dersinizde anlatıldım bilmiyorum, Isparta, Beyşehir ve su oranlarında florit yüksek olduğu için florozlu diş çok görülmektedir. Hareket kısıtlı olan ya da yatağa bağımlı olan hastalarda az bakımı biz veriyoruz. Diş fırçasının yumuşak olmasına dikkat ediyoruz. Bu işlemleri yaparken en önemli şey, unutmadan söyleyeyim, diş etini kanatmadan yapmaya özen gösterin. Ağız içinde oluşturacağınız herhangi bir yara hastane enfeksiyonuna neden olabilir. Diş fırçası ile küçük nesneleri kavramakta zorluk çeken hastalarımız için geniş mekanik elektrikli diş fırçaları var. Onları kullanabilirsiniz ama klinik uygulamada bunlar pahalı olduğu için hastanın kendisine çıkarken, taburcu olurken önerebilirsiniz. Eğer ağız bakımında bu profesyonel olduysanız. Diş ipliği ilk kullanımda kolay uygulamak amacıyla mumlu diş ipliği kullanılmalıdır. Burada örneklerimiz var. Bunlar dediğim gibi arayüz temizliğinde kullanılan dişlerin arayüzünde dişleri sıkı olan, birbirine çok yapışık olanları da öneriyoruz. Diş araları olmayanlarda, araları olanlarda diş fırçası yeterli olacaktır. Protez takma dişlerin bakımı. Hasta kabulünde zaten çocuklar bir anemnez alıyoruz. Anemnez neydi? Hastanın hikayesiydi. Hastaya geri gelmesi sorduğumuz soruların başında geliyor. Herhangi bir proteziniz var mı? Protez dendiğinde sadece ayak, bacak, diz, kalça gibi protezler algılanıyor. Dişte kullanılan materyallere de protez diyoruz. Protezli dişi var ise, bilinçsiz hastaysa klinik uygulamada biz bu protezleri teslim alıyoruz, temizliğini yapıyoruz. Tutanakla ya hasta yakınına veriyoruz, maliyeti yüksek olduğu için bunlar da dava konusu. Bizim klinikte yaşadığımız bir olayı anlatayım. Hastamın dişleri protezli, altındı. Altında biz bunu ayırdık. Hasta yakını 6 ay boyunca gelmedi. Hastane yönetimine verdik. 6 ay sonra hasta yakını dedi ki annemin dişi nerede? Protez dişi. Biz onu istiyoruz. Lütfen tutanakla bunları tutun. Gerekli merkezlere iletin. Yoksa aksi takdirde başınıza iş alabilirsiniz. Protezler her yemekten önce ve sonra, bu bilinci açık hastalarda özellikle. Bilinçsiz hastalarda protezleri çıkarıyoruz çocuklar. Çünkü trakeye kaçma riski var. Bilinci açık hastalarda protez bakımını sabah akşam yapmaya, normal dişinizmiş gibi yapmaya özen gösteriyoruz. Uygulamanın genel amacı ağız kokusunu gidermek, ağız içi enfeksiyonları önlemek, hastanın ağız temizliğini ve rahatlığını sağlamak. Protez dişlerin bakımında kullanılan malzemeler, özel bunların fırçaları var arkadaşlar. Bulamayabiliriz. Sağlık profesyonelleri yaratıcı olmak zorunda. Hastanede imkansızlıkları yaşayabilirsiniz. Öyle dönem gelir ki hiçbir malzemeniz olmayabilir. Gazlı beziniz, pamuğunuz varsa o bile temizlik için yeterlidir. Diş fırçası veya protez fırçası, diş macunu. Protez fırçasını görebiliyor mu çocuklar? Şimdi burada bir alt ucu var, bir üst ucu var. Birisi diş fırçalama, birisi de protezin arka yüzünü fırçalamak için kullanılıyor. Dil basacağı, adı neydi tıp adı? Abeslan. Bir doktor arkadaşınız, bir hemşire arkadaşınız bu macunu istediğinde hemen bulabilir olmanız gerekiyor. Tahtadan veya metalden yapılıyor klinik uygulamada. İçinde su bulunan protez kabı, şimdi sağda özellikle kapaklı olmasına dikkat ediyoruz. Bir bardak su, gaz bezi, protez için sabun, özel temizleme solüsyonları var. Bunları kullanabilirsiniz. Hastanede antiseptik solüsyonlar var. Onları tercihen kullanmanızı tavsiye ediyorum. Havlu, tedavi bezi, muşambası, böbrek ve atık torbası, eldivenle hastanın başına hazır bir vaziyette geliyoruz.
sevgili öğrenciler. Protez dişlerin bakımı, protezler özellikle gece yatmadan önce mutlaka çıkarılmalı. Ne demiştik? Protez kabının içine koymalıdır. Temizlenip protez kabını kapalı bir vaziyette koyuyoruz. Hastanın takma dişlerini temizlemede yardıma ihtiyacı olup olmadığını tespit ediyoruz. Bilinçsiz hastaysa tespit ediyoruz. Zaten bilinçsiz hastalarda ne demiştim? Protezi ağzına takmamaya özen gösteriyoruz. Mutlaka işlem öncesi ellerimizi yıkıyoruz, kuruluyoruz. Tek kullanımlık eldiven giyiyoruz. Bir, kendimizi koruyacağız. İki, hastayı koruyacağız. Eldiven neydi? Kişisel koruma materyaliydi. Bu nedenle eldiven giymeye özen gösteriyoruz. Malzemeler kolay ulaşılabilecek bir yere yerleştiriliyor. Her zamanki uygulamamız. Hastaya yapılacak uygulama hakkında bilgi veriyoruz. Temel kavram bu. Ne yapıyorsak yapalım, hastaya işlem öncesi yapılacak uygulama hakkında bilgi veriyoruz. Böbrek küveti alıp su koyuluyor. Hastanın ellerini kullanabiliyorsa protezi kendi çıkartmasını söylüyoruz. Kullanmıyorsa protezler gazlı bezle tutularak mutlaka bir kayma, eldivenle kayıyor çocuklar gaz bez yardımıyla daha rahat dişleri çıkarabiliyorsunuz protez dişleri. Temizleme işlemini yapmak için protez içinde su bulunan böbrek küvetinin içine koyuyoruz. Diş macunu, ılık su, fırçalama özel aparatı vardı koyuyorsunuz. Veya özel antiseptik solüsyonlar var. 5 dakika bekletiyorsunuz. Diş fırçalama aparatıyla dişlerini fırçalıyorsunuz. Protez dişleri fırçalıyorsunuz. Temizliyorsunuz, kuruluyorsunuz. Ondan sonra hastanın ağzını da gargara yaptırıyorsunuz. Kuruluyorsunuz hastaya da en son tükürmesini sağlıyorsunuz. Tükürdükten sonra protez dişlerini yerleştirmesini sağlıyorsunuz. Hastanın çenesinin altına tedavi bezi ve muşambasını yerleştiriyoruz. Bu gargara vesaire yaptırdığımız için göğüs bölgesinin ıslanmaması gerekiyor. Göğüs bölgesi ıslı kalırsa üstünün başının tekrar değişmesine neden olabilir. Veya hastaya üşütebilirsiniz. Buna dikkat edin. Hastanın diş etleri, dili ve damağı yumuşak diş fırçasıyla mutlaka fırçalamamız gerekiyor. Protez kullandıkları için burada bir travma var mı diş etleri üzerinde? Herhangi bir yara var mı? Dilde yara var mı? Mutlaka kontrol edin. Diş protezine karşı alerjisi olan veya diş protezini düzgün kullanamayan hastalarımız oluyor. Ağız içi yaraları gelişebiliyor. Bunu da hekime bildirin. Böyle böyle bir durum var. Ağız içinde yarası var. Mutlaka ne dedik? Bakım verdikten sonra tutanağımızı tutanın veya hemşire kayıt formlarımız var. Kayıt formlarımıza, sağlık personeli kayıt formlarımıza not düşelim. İşlem sonrası tedavi bezi ve muşambasını kaldırıyoruz. Hastanın ağzı kurulanıyor. Hastanın protezleri ne dedi? Taktık, bunu söylemiştik. Dudaklarını nemlendiriyoruz. Hastaya uygun pozisyon veriliyor. Yatak kenarlıkları kaldırılıyor. Atıklar ne demiştik? Ağız içi sekresyon tabi atağa giriyor. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Malzemeler temizlenir ve tekrar kullanıma hazır hale gelir. Eldivenler çıkarılır. Eldivenler çıkarıldıktan sonra mutlaka elimizi yıkıyoruz. Dediğim gibi yapılan işlem gözden formuna mutlaka kaydediliyor. Özel ağız bakımı gerektiren, ben az önce değindim size çocuklar. Bilinçsiz hastalarda özel çubuklarımız var. Bilinçsiz hastalara yaklaşımı mutlaka iletişim kurmaya özen gösterin. Kendinizi tanıtın, korkmasın hasta. Çünkü kaldığı ortam evi değil, hastane ortamı. Endişe, korku, güvensizlik, kimler dokunuyor ona, nasıl temas ediyorlar. Ses tonunuzdaki yumuşaklık bile hastanın iyileşmesini çok pozitif etkiliyor. Mutlaka kendinizi tanıtın. Ben deyin ki işte geldiğiniz hastanızın başına, ben Hanife hemşire veya ben Hanife personel. Size şu işlemi yapacağım. İzin verir misiniz? İletişim kurmaya çalışın. Göz kapatmasını veya bilinçsizse veya bir el hareketi yapmasını isteyebilirsiniz. Bu şekilde de iletişim kurma yolları var. Bunlara özen gösterin. Az önce söylediğim şeyler gerekiyor. Uygulamanın genel amacı neydi? Hasta ağız içi enfeksiyonu bir kere önlememiz. Ağız kokusunu gidermeniz,
ağza biriken tükürük salgısını özellikle bu çok önemli. Bilinçsiz hastalarda çok çok ihmal edilir. Ben 5 yıl yoğun bakım hemşireliği yaptım çocuklar. 2 saatte bir inanın bilinçsiz hastaların ağız bakımına çok çok özen gösterdim. Bunun bilincindeydim. Akciğeri aspire ederse benim işim daha kötü olur. Bu nedenle ağız bakımına özen veriyoruz. Hastanın iştahının açılmasını sağlıyoruz. Çünkü hasta bilinçsiz de olsa yemek yeme işlemi devam eden hastalarımız oluyor. Bunu sağlamamız gerekiyor. Uygulamada kullanılacak malzemeler, solüsyonlar, etkeni bakteri grubu olan ağız bakımında %30'luk, %50'lik hidrojen peroksit dedim ya, kremiklerde şu an hani siz elinizde hazır bir şekilde buluyorsunuz. Ağız bakım solüsyonu ve ağız bakım çubuğu var. Biz bu kadar şanslı dönemlerde çalışmadık. Bizim bir gazlı bezimiz, karbonatımız vardı. Bunu da bilin, hani yeri geldi malzemeniz yok, çaresiz değilsiniz. Karbonatla bile ağız bakımı yapabilirsiniz. Etkeni mantar ise, hastane ağız içi enfeksiyonlara girdik. Bakteride hidrojen peroksit kullanıyoruz. Oksijen suyu karşıtı. Etkeni mantar ise o zaman mantarlı solüsyonlar var. Mantarı yok eden. O solüsyonları kullanmaya özen gösteriyoruz. Eldivenimiz mutlaka oluyor. Burada diğer malzemelerin hepsi var. Aynısı çocuklar. Mutlaka dudak kremi olması gerekiyor. Kirli kabın olması gerekiyor. Aşamalarımızı aynı. Malzemelerimizi hazırlıyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz. İşlemde kullanacağımız malzemeleri hastanın başına getiriyoruz. Kolay ulaşılabilir yere getiriyoruz. Hastaya işlemi anlatıyoruz. Ne yapıyoruz? Yatak kenarlıklarını indiriyoruz. Bize yakın olan yatak kenarlıklarını indiriyoruz. Daha sonra hastanın başını yükseltip ağız bakımını, ne dedim az önce de anlattığımız gibi, sağ üstten başlıyoruz, sola doğru ilerleyerek yavaş yavaş yapıyoruz. Travma etmemeye çalışıyoruz. Bu çok önemli. Eğer ağızda bakteriyel bir enfeksiyon var ise, mantar var ise lütfen kanatmamaya, travmatize etmemeye çalışın. Baktığınız aşırı kanama var, hemen doktora haber veriniz. Buralar hepsi aynı çocuklar. Detaya girmeyeceğim. Hastanın ağzını kurulayıp, dudağını nemlendirip malzemelerimizi hastanın başından alıyoruz. Bunları anlattım, değinmeyeceğim. Bilinçsiz hastalarda en önemli şey hastanın ağzını açmak için abeslan kullanılır. Bunu unutmayın. Ya metal abeslan ya da tahta abeslanlar kırılabilir. Ben size metal abeslan, hiç yoksa parmağınızla açmayı deneyebilirsiniz. Böbrek küretimizi çenenin altına koyuyoruz. Ağız çevresini havluyla siliyoruz. Dudakları nemlendiriyoruz. Bunu söyledim. Kirlileri ortamdan uzaklaştırıyoruz. Tabii atığa atıyoruz. Malzemeleri temizleyip tekrar kullanıma hazırlıyoruz. Eldivenleri çıkarıyoruz. Sesim geliyor değil mi? Eldivenler çıkarıldıktan sonra ellerimizi yıkıyoruz. Bunları tek tek anlattım. Bu detaya girmek istemiyorum. Sizin de anladığınızı düşünüyorum. Sorunuz varsa lütfen Zoom'dan yazın. Cevaplayalım. Saç sakal bakımı, hastanın kendini psikolojik olarak iyi hissetmesi ve saç saçlı derinin sağlığının korunması, düzenli olarak bayanlarda saç, erkeklerde saç sakal bakımının yapılması önemlidir. Çocuklar hastanede bilinçsiz hastalar hastanede en uzun yatan hastalarımızdır. Ortalama 10 ila 1 yıla kadar yatan bizim dönemimizde. Şu an en aza indirmeye çalışıyorlar. Bir ay içinde hastaları hastaneden çıkarmaya çalışıyorlar. Yine bu bir aylık süre bile uzun bir süredir. Bayan hastalarda saç bakımı önemli. Erkek hastalarda saç sakal bakımı çok önemli. Burada size nacizane önerim şu olacak. Hastanın eğer saçı uzunsa, ilklenmişse, sakalı uzunsa veya özel bir işlem yapılacaksa bizim bu başımıza gelen hastanın yakınından, bilinçsiz hastalarda özellikle hastanın yakınından izin almadan asla kesin işlemi yapmayınız. Bu da bir malpraktise girir. Çünkü hastaya ait bir
Olgudur saç, Hasan'ın yakın izni yoksa lütfen kesmişliğimi yapmayın. Ama oldu zorunlu bir gitlenme olayı var. Bunda tabii ki izin almanıza gerek yok. Diğer hastaları enfekte etmemek adına saç bakımına. Saçların temizliği sağlığı etkiler çünkü bazı enfeksiyonların etkenleri ve parazitler kirli saçları ve o bölgedeki deriyi daha kolay yerleştirirler. Saç bakımındaki amacımız saçların kafa derisinin temizliğini ve sağlıklı olmasını sağlamak. Kafa derisinin enfeksiyonlardan uzak tutmak. Buna özen gösteririz. Hastanın özellikle kendine özgüvenin artması. Kemoterapik alan hastalarla bunu çok yaşıyoruz hastalar, çocuklar. Kemoterapi alan hastalar saç kaybı oluyor. Onları şu şekilde bilgilendirebilirsiniz. Yerine daha güzel ve daha gür saçlar geleceğini söyleyebilirsiniz. Saçı fırçalamak, saç derisine masaj yapmak, saç dolaşımı, saç derisini dolaşımını hızlandırır. Yağlı saçlar kirli görünümü arttırır. Bu nedenle haftalık veya haftada iki kez saç bakımını yapabiliriz. Saç bakımında kullanılan malzemeler hastanın saçına uygun fırça veya tarak. Bunu genellikle hastaya özel olarak seçiyoruz. Atılabilir örtü, yumuşak toka gerekliyse dolaşan saçları açmak için saç spreyi alıyoruz. Saç bakımında işlem basamakları, gerekli malzemeler her zaman olduğu gibi gerekli malzemeleri hastanın başına getiriyoruz, uygun bir yere yerleştiriyoruz. İşlemi hastaya anlatıyoruz, hastaya uygun bir pozisyon veriyoruz. Bilinçsiz hastaysa yatağın kenarına çekiyoruz. Kuaför yıkama küveti oluyor bazı kliniklerde. Kuaför yıkama küvetini kullanabilirsiniz veya kovaları kullanırsınız. Başı çektikten sonra başın altına muşamba yerleştiriyorsunuz. Küveti muşambaya, muşambanın altına yerleştiriyorsunuz. Ilık su koyuyorsunuz. Saçları friksiyonla, şampuanla güzelce yıkıyorsunuz. Yıkama işlemi bittikten sonra duruluyorsunuz. Kurulamak için havluya sarıyorsunuz. Ve bu şekilde yapıyorsun. Kliniklerde artık teknoloji ilerledikçe saç bakım yıkama boneleri çıktı. Kliniklerimizin içinde mikrodalgalar var veya ılık su yapıp boneyi ılıtıyorsunuz. Hastanın başına geçiriyorsun. Bonenin içine hastanın 5 dakika, 10 dakika yıkıyorsunuz. Kurulama durulama gerekmiyor. Yıkandıktan sonra hastanın başı tertemiz çıkıyor. Hastada kullandığımız malzemeler neydi? Enfekte malzemeydi, tıbbi atıktı. Bunları kirlileri kirliye atıyoruz. Yıkanması gereken malzemeleri yıkayıp tekrar kullanıma hazır hale getiriyoruz. Ellerimizi mutlaka işlemden sonra yıkıyoruz. Bunu unutmayın. Bilinçsiz hastalarda yine dediğim gibi konuşmaya çalışın ve yapın. Hasta bilinçliyse, mobilse kendisine yaptırmaya özen gösterin. Aynı şekilde bunları söyledik. Dikkat edilecek basamakta fırça ve tarak kişiye özel olmalı. Bunu en başta söylemiştim. Tarak ve fırçalar sık aralıklarla sabun suyuyla temizlenmeli. Saçların çok sıkı toka ile toplanması saç kırılmasına sebep olur veya dökülmesine sebep olur. Kıvırcık saçlar için geniş dişli taraklar kullanılmalı. Saçlarda dolaşım olursa saç küçük gruplar haline getirerek ayrılıp fırçayla taranmalı. Tıraş olmak isteyen hastalarda mutlaka erkek hastalara soruyoruz. Tıraşını yapmak isterse onu söylüyoruz. Kendi erkek öğrencilerimiz bunu biliyor. Malzemelerimiz ne? Havlu, tıraş sabunu, tek kullanım, tıraş bıçağı, sıcak soğuk, su, küvet, örtü, eller, nemlendirici, losyon, makas, aynı veya jiletimiz oluyor. Tek kullanım jiletler oluyor. Ne demiş? Gerekli malzemeler hastanın başına geliyor. Standart bir şekilde hastaya işlem hakkında bilgi veriyoruz. Hastanın yüzünü önce alıp suyla ıslatıyoruz. Sabunla köpürtüyoruz. Jiletle güzelce temizliyoruz. Bunda genellikle hastanede hastane berberleri var. Çok zor durumda kalmadıkça bu işlemi siz yapmıyorsunuz sevgili öğrenciler. Uygulama basamaklarını anlatmayacağım. Ayak bakımında bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi dersler.